sana böyle cahillerden olmamanı tavsiye ederim dedi. Daha doğrusu bilgisizce, bilgin olmayan bir konuda duada bulunmamanı tavsiye ederim dedi. O ne dedi? Cahillerden olmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Özür diliyorum, sözümü geri alıyorum. Anlamadım. Bilmediğim için söyledim. Gördüğünüz gibi Allah hiç kimseyi affetmiyor. Allah kulundan kulluk istiyor. Bir peygamber çocuğuyla olsa bu böyledir. Babası peygamber olsa, duada bulunsa bile bu böyledir. Ne diyor? Onun sahibi ben. Onu ben yaratmışım. Yani senden dünyaya gönderdim diye sen ona benden daha mı yakın oluyorsun? Böyle cahil olma dedi. Cahilce konuşma dedi. Biz ne yapıyoruz? Benim çocuğumdur deyip kendimize göre hesap yapıyoruz. Hatta onun hesabını yaparken kendimizi ateşe atıyoruz. Onun sahibiymiş gibi ona muamelede bulunuyoruz. Sahibine teslim edemiyoruz. Allah'ın kulundan istediği, benden başka senin sevgilin yok diyor. Evladın da olsa, eşin de olsa, sevdiğin de olsa, benimle muhatap olunca hiçbiri yoktur diyor. Hazreti İbrahim'e baktığımızda aynı şeyi görürüz. Kul için hiçbir şey olmadığı gibi kendi canının hesabını da yapamaz. Yani mahşuki karşısında canının hesabını yapma hakkına sahip değildir. Çünkü canından geçmiş, onun canı onun sahibidir, Allah'tır. Bunu idrak etmiş, bunu anlamış. Kendisine nefedilen ruhu da düşünemiyor, zahiri varlığını da düşünemiyor. Sahibini, mahşukunu görmekten dolayı artık kendini de göremiyor. Ne yapıyor? Nemrut onu ateşe atıyor. Var mı bir itiraz? Yok, beni ilgilendirmez diyor. Niye? Ben ona aitim. Beni görüyor, beni biliyor. Benim ne halde olduğumu da biliyor. Benim ne istediğimi de biliyor. Bir de bunu dilimle söylemem doğru değil diyor. Ne diyor? Benim vekilim Allah'tır. O ne güzel vekildir. Benim için ondan başka bir şey yok. Bu Allah'ın sevgisinde kaybolmak demektir. Sevgisine gark olup sevgisinde kaybolmak demektir. Allah müdahale etmedi. Niye müdahale etmiyor? En yüksek makama çıksın diye. Allah için öyle bir tavır göstermelidir ki ateşe atılırken bile itiraz etmesin. Diğer kullarım, sonra gelecek olan kullarım kulluğu görsün. Aşkı, muhabbeti, seveni, aşıklığı görsün diye. Sonra ne buyurdu? Allah İbrahim'i dost edindi. Eğer bana dost olmak istiyorlarsa bu tavrı göstersin. Gösterebilsin.